Evet, devam edeceğiz. Tabii o pozisyonu da konuşacağız. Ha, bu arada İsmail Kartal'ın, Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın bir açıklaması var. Ben burada karar alabilecek durumda değilim ama yönetim bir karar alırsa saygı duyarım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yönetimin karar almasına gerek yok İsmail için. Futbolcular karar almışlar belli. Bugün sahada gördüğüm futbolcular İsmail'in gitmesi için karar almışlar. Bak ne kadar net konuşuyorum. Çok. Görüyorum abi. Yıllarca içinde olunca görürsün hocam. Futbolcular İsmail'in gitmesi için karar almışlar. Ben olsam hiç uzatmam ki demin şey de söyledi. Ha, belki bir teknik adamdan falan konuşuyorlarmış. Bunu herkes Perşembe duydu. günü kupa maçı var. Ben olsam Perşembe günü yeni teknik adamdan çıkarım. Yine Beşiktaş'ta bir kupa maçı var. Anlamam. Hangi kimle çıkıyor, kimle oynayacaksa oynasın yeni teknik adamdan çıkarım. Çünkü İsmail'le futbolcular kopmuş. Onu görüyorum sahada bugün. Ya gözüküyor abi. İsmail'in hani karar almasına gerek yok. Tabii İsmail yollanmasını bekleyecek. Tazminat alacaktır. Haklıdır çocuk. O konuda da. O işin Yönetim şey de bu. sağ tarafına uyuyor herhalde. Yatıyor. Çünkü bu Konya takımını ben iyi oynarken gördüm. Bu Konya takımı böyle değildi. Konya takımı gitmiş, başka Konya takımı gelmiş. Hakikaten öyle. Yani İsmail gitsin diyor topçular belli. Kaç tane burada Yugoslav asıllı topçu var? Hani Yugoslavya şimdi yok da. 5-6 tane var da. 6 Yetoviç tane var. Partizan'dan 2 sene önce 4. aldı onu. Kaç tane var abi? Rahmanoviç var. 5-6 tane var galiba. Milosevic var. En tehlikeli iş odur. Aynı ülkeden öyle çok oyuncu. Öyle bir grup olursa hocam hele menajer de aynı olursa yanarsın. Aynı ülkeden çok ya, oyuncu hocam, tehlikeli diyorsunuz. Hayatta sokmayacaksın. Bak neden bahsediyorum ben size. 1-2. Bunu sokarsan bir defa yönetici de kim sokmuşsa yönetici olsam sokmam. Böyle 6 tane hani şey kökenli, Yugoslav kökenli diyelim. Ya da X bir ülke. X hangi ülke? Ülke? Sokmam abi. Öyle 6 tane adamı sokup oynatmam abi. En kral olsa 2 kişi. 3 olmaz. 2. Gruplaşma olur diyorsunuz. İmkan yok. Yeni topçuyu da oynatmazlar. Ya öyle şeyler geliyor ki haberler. İnanamazsın ya. Büyük takımlardan da geliyor. Bazı şeylere zamanı gelince söyleyeceğim size. Şaşıracaksınız. Tamam hocam. Bir de o grup Erman Hoca'nın dediği gibi 6 kişi de olmaz değil mi? O grup 12-13'e çıkar. Güçlünün yanına herkes sen bütün oyuncular oraya doğru gider. Ya bir de işin o yönü var. Antrenman tabii yaptıramazsın tabii. Ya. Antrenman yaptıramazsın. 6 kişi de kalmaz yani. Böyle oynarlar. Böyle yaparlar tabii. Ha. Böyle. Hop gidersin. Erman Hoca'nın söylemek istediği o yani. Yollarlar. Kaya yollarlar. Oldu da zaten. Yani zaman zaman dönem dönem, dönem oldu da bunlar oldu. Zaten. O dayanışmaları dönem dönem gördük. Evet. Yani bir içlerinden birisi abi oynamaz. Hani Konya için söylemiyorum. Mesela bir oyuncu oynamaz. Ya o niye oynamıyor da? Büyük takımlarda bile gördük. Ama bir dakika. Ne zamanlar şey oynatırlar Ender onu. Ben sana yalnız bunlar teknik adamla oynamazlar. Yöneticilerle de oynarlar. Hele yöneticiler biraz safsa ve bu işi bilmiyorlarsa top gibi oynarlar yöneticilerle. 6 tane adam sokulur mu ya içeriye? Bir de 6 sıfır şey Yugoslav adam sokuyorsun. Yani Yugoslav diye demiyoruz. Aynı ülkeden altı. Evet. Aynı ülke. Antrenör olarak da. X ülke diye. Aynı tip yani. Antrenör olarak da. Hani Yugoslav kökenli. Şimdi Yugoslav yok ya. O ara iyi de topçular çıkıyor oradan. Top tekniği yüksek adamlar çıkıyor. Hocam hocayı da oradan getirsinler. Hep beraber oynasınlar. Bir de antrenörün de işi zor o zaman değil mi? 6 tane oyuncu orada. Diğer oyuncular da 12-13 kişilik grup. Tabii. Antrenör gönderirler, çok antrenör getirir o grup. Ya hele menajer de şeyse. Değil mi? Tabii. Hocam menajer de kafaya koyduysa yandı. Tabii. Hocam o oyuncuların bazıları çok kaliteliyse onların tabii ki tabii daha çok söz hakkı var. Yani düzeni var direkt yani, onlar kuruyor değil mi? Tabii. Direkt onlar yer kuruyor içeride. Yani başkan, yönetici, antrenör falan hiç sportif direktör hikaye. Direkt düzen onlara ait. Doğru. Evet, yani bir an önce biz olayı çözdük bak burada. Girdaptan çıkmasını diliyoruz çünkü Konya takımı hani şurada daha yakın geçmişte kupa kazandı, süper kupa kazandı. Çok iyi bir taraftar evet grubu var, güçlü camiası var. Yani şu bölgelerde olmayı ya da bu konuşmaların öznesi olmayı hak etmiyor. Ya Aykut Hoca ile birlikte bir oyun anlayışı var. İşte tabii pasa dayalı yani iyi yaptığı şeyler teknik taktik anlayışında bir gelişim var. Yani oradan buraya gelmesi zaten garip Konyaspor takımının. Kadrosu öyle ya da böyle iyi bir kadro tamam. Hocamın da
dediği konu aslında çok önemli. Yani aynı ülkeden çok fazla oyuncu her zaman sıkıntı olur. İçeride kulis olur, birliktelik olur. Ama diğer taraftan baktığımızda oyuncu şeylerinde de yetenekli oyuncuları da var. Yani bu var. Takımın çok daha iyi yerlerde olması ama lazım. Ama sahada malzeme çıkmıyor. Bugün mesela çok kötü İstediği bir referans İstediği zaman üç büyükleri maç. Yenebilen bir takım bu. Yani sezonun ilk yarısında bütün büyük maçları kazanan bir takım. Tabii. Yani Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı maçı hatırlıyoruz. Galatasaray maçı, Beşiktaş ilk yarıdaki maçı. Bambaşka bir takım vardı. Hatta ne dedik? Gerçi o zaman sen da bu maçları oynuyorsan böyle, diğer maçları kaybediyorsan ben sana diğer maçlarda ceza keserim abi. Sen söylemişsin. Çünkü sen bunu oynayabiliyorsan, evet, aynen doğru, böyle. Orada da onu yapamıyorsan ben sana pardon derim. O günlerden belliydi bu. Lan onu oynayan topçu bunu ne yapar? Oynamıyorlar abi. Çok net. Yani kasıt var. Diyorsun hocam bir standardı vardı. O standardın çok altına düştü. Kesinlikle. O standart görüldüğü için onu referans alıyoruz. Bu takım hani, bu kadar kötü oynamaz hani diyorsun. Hani ikili mücadele diyoruz ya kasıt var. İsmail Kartal'a kasıt tabandan girmiş topçular. Kasıt var. Peki Beşiktaş açısından birazdan pozisyonlarla ilgili birkaç pozisyonla ilgili özellikle çok fazla soru geliyor. Onlara bakacağız. Sergen Hocam demiş ki benim futbolcum hiçbir zaman için vazgeçmez, kabullenmez. Kazanarak yarışmacı takım kimliğine büründük. Futbolcuların savaşması, özverisi bizim için çok önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum. Var mı bir sayfada? Bu kadar. Tamam, zaten basın toplantıları dakikalar içinde gelecek. Hani yayıncı kuruluşa söylediklerinden daha geniş soru cevaplı bir konuşma imkanı da oluyor. Evet. Onları hocanın demek istediği yani benim takım kısaca isyan eden bir takım diyor oyuncu topluluğu. Benim olduğum bugün yerde kabul isyan olmaz diyor yani. İsyan ettiler bugün diyor. Bugünkü galibiyet o saha içinde isyan eden bir oyuncu topluluğu vardı diyor. Evet. Yani eksik kalmasına rağmen galip gelmek için hem işte hakem yeri geldiğinde konuşacağız. Penaltıyı da vermese etmese vesaire isyan eden galibiyeti sonuna kadar kovalayan ve galip gelen bir takım vardı diyor. Feyyaz Hocam, şimdi Cenk bugün karantina sürecini tamamlamış. Cenk'i nereye koyuyorsunuz Beşiktaş'ta? Nasıl bir katkı umut ediyorsunuz? Sergen Hocam'ın hafta içinde bir açıklaması vardı. Daha Cenk'le konuşmadım. Gelsin bir bakalım, görelim nedir ne değildir ona göre bakacağız dedi. Tabii ki katkı verecektir dedi. Şimdi... Ama o konuşma mesela biraz böyle Allah Allah niye böyle konuşuyor tereddütlerine de yol açtı. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii hem ki, o açıklama için hem Cenk'in Beşiktaş'taki rolü için. Tabii ki Cenk gururumuz. Yani Premier Lig'de Beşiktaş'a iyi para kazandırarak da giderek hakikaten bir gurur kaynağı oldu. Ama takımında çok fazla süre almadı Premier Lig'de. Şimdi mutlaka bir maç eksiği var. Muhtemelen kupa maçıyla başlayacak. Ve bence Cenk o maçtaki performansıyla oynayacak mı ya da nerede oynayacak o konuda bir şey verecek Sergen Kupada Hoca. Sahada görürüz herhalde evet, Cenk'i yani değil mi? Orada seyrettiğimiz Cenk bize bir fikir verecek. Yani uzun süre maç oynamamak da çok büyük sıkıntıdır. Maç kondisyonu çok farklıdır. Burada hepimiz oynadık ettik. Yani uzun süre maç oynamayınca ilk çıktığın maçta böyle ayakların gitmez. Şey yapamazsın yani yapabildiğin çok basit şeyleri bile yapamayabilirsin. Onun için öncelikle şu kupa maçında inşallah ki ilk 11 başlar diye düşünüyorum ama karantina süreci de var tabii. Fizik kondisyonunun ne durumda olduğunu da bilmiyoruz. Bireysel idmanlarını yapmıştır ama takım idmanı tabii ki çok daha farklı. Orada Cenk takımdaki mevkisini belirleyecek. Beşiktaş'ta sol tarafta da oynamışlığı var ki orada Leren'in müthiş bir performansı var ilk yarıda. Santrafor'da Abubakar gibi oranın bir banko adamı var. Yani Cenk orada biraz da rekabete de girecek. Girmesi de lazım zaten. Formayı ona tepsi içerisinde kimse sunmayacak. Eski Tabii. futbolcusudur ama oynamış olanlardan daha iyi bir performans sergilemesi, o ışığı vermesi lazım. Çift santrafor çok fazla oynamıyor Beşiktaş. Belki rakip eksilince ya da içeride kazanmak durumunda olduğum maçlarda belki çift santraforda denenebilir Cenk ama orada öncelikli olarak solda bir Larin-Cenk rekabeti olabilir. Yani diğer taraftan da Abubakar'la bir rekabete girecek. Maç trafiğinde de hoca onun ayarını yapacaktır. Havayı yani... bozar mı? Hı? Havayı bozar mı?
Hava puslu hocam. Hava değil zaten mi? Şey yani hocam, böyle bir yani, şeydir. Görüş mesafesi. Takım içi rekabet ha? için çok uygun bir şey. Görüş yani hepsi bozar mı yoksa hepsi birbirine şey oyuncular. Yani değil mi? Orada yakın oyuncular. Bir de Cenk Form. Kimse düzgün yani, kenarda kalmak istemez problemsiz hocam. Problemsiz bir insan. Yani hocam bir de siz de Cenk çok düzgün. İyi bir profesyonel, sessiz, evet. Efendi işiyle ilgilenen bir insan. Yani içeriği bozmayacağından değil, benim tahminim enerjiyle getirecektir değil mi hocam? Rekabet. Ya, rekabet getirecektir, rekabet başarıyı getirecektir rekabet hücum hattına. Diğer ikisi bayağı bir ilk yarı hizmet verdiler. Tabii. Yani onları göz ardı edemezsin. Hocam iki kulvarda hem kupa hem ligde gidiyor. Hocam, mutlaka bu rotasyonda hele maçlar daha da sıkışacak şimdi. Hafta içi hafta sonu yani Cenk'in o anlamda bakacağız. Önemli bir alternatif.